Hı. İşte bu. Ne oldu? Gel gel. Yakından bak. Şu kelimeyi görüyor musun? Köhne. Ne olmuş? Evraktakilerle uyumsuz bir kelime. Bir de şuna bak. Tavsiye. Bu da uyumsuz bir kelime. Evet. Ve daha onlarcası. Her sayfada bir tane olacak şekilde. Basım hatası olabilir. Her sayfada mı? Bence çözmeye çalıştığımız şifre burada. %1 ihtimal. %1. Bazen çok şey değiştirir Uzaycığım. Cım. Sen önce vereceğin hesabı düşün. Davet gelir yakında. Böyle bir rezilliği kabul etmem mümkün değil. Telafi etmek için elimden geleni yapacağım. Bu sana son uyarım. Bir dahaki sefere başka bir dilde konuşurum. Bu da senin hiç hoşuna gitmez. Ömer Bey, Gökhan'ı ziyarete biri geldi ama kimliğini tespit edemedim. Bir de içeriden bir takım sesler geliyor. Bir tartışma var sanırım. Tamam, oradan ayrılma, geliyorum. Benim gitmem gerek. Ne oldu? Gökhan'ın evine biri gelmiş. Tartışma sesleri geliyormuş. Şirketten olabilir. Başarısız olduğu için hesabını kesmeye gelmişlerdir. Ben gideyim. Ben de geliyorum. Ne var? Ben de geliyorum. Tamam ama bir şartla. Tamam, anladım. Sahada sözünden çıkma. Hazır mısın? Sayfayı açıyorum. Aç. Bir bu metnin içindeki şifrelemeyi çözersek Gökhan'ı şirkete bağlayacak olan bilgilere ulaşacağız. Doğru mu? Evet. Gökhan'ın Horus olduğunun net delili bu kripto zincir içinde saklı. Yok. Yani bu öyle bir şifreleme sistemi ki... bunu bilgisayarla değil ancak insan eliyle çözebiliriz. Neden? Yapısı nedir ki? Hani çengel bulmacalar olur ya... bütün bulmacayı çözdükten sonra bir takım harfler belirir. Evet, o harfleri birleştirince gizli bir cümle çıkar ortaya. Evet, tam olarak o mantıkta bir şey bu. Kim çözecek o zaman bunu? Bilmiyorum. İhtimaller nedir? Bakalım.
Yani şirket eski tip bir şifreleme sistemi kullanmış. Bu tip bir şifreyi bir tek askeri istihbaratçılar çözer. En iyileri de bunlar. Ömer'e danışalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir istihbaratçının en önemli özelliği nedir biliyor musun? Beklemeyi bilmek. Doğru zamanı beklemeyi bilmek. Anladım. Bekliyoruz yani. İstersen gidip evini basalım. Bana uyar. Tamam tamam. Anlaşıldı. Bekliyoruz tamam. Çetin Bey. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonra karar senin. Sizin işiniz de amma zormuş ya. Böyle sabaha kadar bile bekleyebiliriz. Bazen haftalar, aylar, yıllarca bekleriz. Biri çıkıyor. Baba. Ne işin var baba? Ömer Bey, şahsın fotoğraflarını çektim. Tamam, sadece benimle paylaş. Gerisi bende. Emredersiniz efendim. Baban Gökhan'ı tanıyor muydu? Evet, iyi tanışırlar. Neden tartışıyor olabilirler? Bilmiyorum. Babam eski büyükelçi ya. Çevresi geniştir. Belki Zehra hakkında Gökhan'la ilgili bir şey duymuş olabilir. Benim istifa edeceğimi duyunca da çok sinirlendi. Neslihan, bu bir devlet meselesi. Babanın bu işe karışması normal mi? Haklısın. Belki de Gökhan'ı aramızdaki durumlarla ilgili uyarmak istemiş olabilir. Bak, nasıl göründüğünün farkındayım. Haklısın Ömer. Gökhan bizim için bu kadar kritikken babamın onunla görüşmesi hiç doğru değil. Babanla bu meseleyi değerlendirmek isterim. Ömer, senden rica ediyorum. Önce babamla bir ben konuşayım. Ne olup bittiğini bir anlamaya çalışayım. Eğer gerekirse sonra beraber konuşuruz, olur mu? Lütfen. Peki. Nasıl istersen. Teşekkür ederim. Dinliyorum Uzay. Biz Nazlı ile dokümanların içinde gizli bir şifreleme sistemi bulduk. Yalnız bu şifreleme sistemini çözmek için askeri istihbarattan birine ihtiyacımız var. Genelkurmay'la irtibata geçelim. Bu eski bir şifreleme dili. Yani en hızlı şekilde çözülmesi için eskilerden birine ihtiyacımız olacak. Tamam. Peki elimizde herhangi bir isim var mı? Seçeneklerin içinde biri var. En iyisi. Ama emekli. Bana bilgilerini gönderin. Anlaşıldı. Bunu Ömer'e gönderelim. Tamam.